Senin Suzan'dan çocuğun var mı? Var. 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 Yok efendim, yok, yalan söylüyor. Beyna testi yapabilirsiniz. Zahide abla, şurada bir dakikaya çok ihtiyacım var. Söyle. Yani bu bir dakika benim için önemli. Yalan söylüyor efendim. Beyna sesin, testi bir sus, bir sussun az, bir sussun. Peki bir dakika, bir söylesin. Bir sussun. İlişkimizi şimdi burada 14 yıllık zamanı ay ay, yıl yıl, hafta hafta kanıtıyorum. Kurtuluş, sana sesleniyorum. Kurtuluş kim? Suzan'ın abisi. Senin kızının düğününde Suzan'la benim telefonda konuştuğumuz numarayı yakaladın, sen aldın. WhatsApp'tan beni görüntülü aradın. Ben buna cevap vermedim. Gittim. O numaradan seni bir bayanla konuşturdum. Ve o numarada bir bayan olduğuna kanaat ettin. Tuncay, sana sesleniyorum. Tuncay'la benim 2016 yılında para alışveriş ticaretimiz var. Ben Tuncay'a ödeme yapamıyorum. Tuncay da bunun abisi. Ve Tuncay'la tartışma meselesindeyiz. Tuncay evde, annesi Tuncay'a diyor ki bak, dövüşmeden, bağırmadan siz akrabasız, paranızı alın. Tamam, güzel söylemiş. Annesi duza okuyor, üflüyor. Tuncay'a diyor ki bunu cebine koy, Ünal'a çaktırmadan Ünal'ın dükkanına sep. Ünal kazasız belasız senin paranı ödeyecek diyor. Peki bu iki kişi, yani Suzan'ın kardeşleri, bu ilişkinizi biliyor mu? Bilmiyorlar. Ve Tuncay evden çıkıp dükkanıma benim gelip duzu sepmeden Suzan bana telefon açtı. Dedi ki Ünal böyle böyle dedi, annem duzu okudu, Tuncay'a verdi. Tamam, senin bunu bilmen aslında Suzan'ın sana bunu erkenden söylemesi anlamına geliyor. Ama kaç yıl önce? Bunun 2016 yılı. Tamam. Ne yaptı ablacığım? 5 diyordu. Bak 5 diyordu. Peki oldu, ama sonuçta 7. Sen bu çocuğun senden olduğunu nereden biliyorsun? Bu çocuğun benden olduğunu... Bu son çocuğunuzdan bahsediyorsunuz. Evet, bu çocuğun benden olduğunu nereden biliyorum? Suzan sürekli diyordu ki biz babamgilin eve gittiğimiz sıra bizim evdeki herkes bu çocuğun... Bir dakika, bir anlatsın Ünal. Benim kız kardeşime benzediğini çok söylüyormuşlar. Defalarca kendisi de 10 sefer Kur'an-ı Kerim'e el bastı. Dedi ki bu çocuk sendendir, bu çocuk sendendir. Kur'an-ı Kerim'e Suzan'ın kendisi dedi. Bunlar şu anda iftira. Suzan Kur'an'a el bastı, bu çocuk senden dedi mi? Efendim bunların sülalesini bak, bunun bir anası vardır. 300 tane erkeği koy, o annesini tek başına bırak. 300 tane erkeği nakot eder. Bir tane Leyla ablası vardır. Tamam, onlar beni ilgilendirmiyor. Sonuçta beni Suzan ilgilendiriyor, seni ilgilendiriyorsun. Yalan söylediğini. Suzan. Ulan iftiralara papuç olacak. Ben santaj yapılacak adam mıyım ya? Ben tehdit edilecek bir adam mıyım? Bana santaj yapıyorsunuz. Sen benimle birlikte oluyorsun. Emrah'dan birlikte oluyorsunuz. Ulan ben o kadar mı yezitim ki karımla olan düstörsüz fotoğraflarımı, videolarımı ona buna paylaşayım. Videoları Emre atıyor. Senin ses kayıtlarında Emre atıyor. Düneyin attım sana ses kaydını. Ünal, seninle konuşmam var. O videoların onlarda ne işi var? Santaj yaptılar efendim. Burada ifadelerim var size. Nasıl o fotoğraflar, videolar? Emre Suzan Ecel'le benim ilişkimi biliyor. Suzan'la benim bütün telefondaki fotoğraflarımızı. Emre, Suzan, ben, hanımı Trabzon'a tatile gidiyoruz. Erzurum'da yemek yiyoruz. Nasıl alıyorlar Ünal senden o fotoğrafları cep telefonunda? Beni cep telefonumu gapsetti bunlar efendim. Hürriyetimi elimden aldılar. Tabii. Peki o fotoğrafları bırak, o evraklar önemli değil şimdi. Sen bana anlat. Evet, anlatıyorum. Peki o fotoğraflar nasıl Emrah'ın eline geçiyor? Emrah da benim şimdi efendim 10 milyon 200 bin lira ticaretim var. Alışveriş yapıyorum ben. Galericiyim. Emrah'la ticaretim olduğunu bir aşkale biliyor. Bütün akrabalarım nasıl Emrah'a geçiyor? İşte dur. Şimdi, Emrah beyefendi mi? Evet. Nitelikli bir dolandırıcıdır, arkadaşlar, bir kalpazandır insanları. Ünal, bu senin iddian. Evet. Telefon bir şekilde Ünal'a mı geçti? Hayır. Ünal, işte telefon bir şekilde Emrah'a mı geçti? İşte anlayacağız ablacığım. Şimdi bu Suzan beni sıkıştırıyor, arabanın satışı için almam lazım diyor, almam lazım diyor. Bu olayla zaten 3 günde oldu. Ayın 2'sinde Suzan bankadan maaşını aldı. Dedi ki arabanın satışını alacak mıyız Emrah'tan? Ben ona göre maaşımdan para arttırayım dedi. Annem beni sıkıştırıyor dedi. Bende de bir fıkrat var. Ben bayan üstüne ev, araba, herhangi bir şey vermem yani. Bayana verdim mi işte böyle oluyor sonra. Arabamıza çöktü. Tamam. Bunların zaten aile yapısı böyle zaten. Bunların neyi varsa hep bayanlar alır. Erkeklerin de hiçbir şey yoktur bunlar. Peki onlar önemli değil. Ünal, bir de şunu merak ediyorum. Senin bir dolu fotoğrafın ve videon varmış. 860 tane. Normal fotoğraflardan bahsetmiyorum. Kaç tane? 860 tane Suzan Ecel'le videomuz ve fotoğraflarımız vardır. Bu fotoğraflar böyle takım elbise. Fotoğraflar, hayır, çıplak fotoğraflarımız var normal. Olan bunlar bizi bütün poşalara rezil etti bunlar var ya. Bizi aşiretimize rezil etti bunlar poşalara. Bu fotoğrafları kim çekti? İkinizin fotoğrafı. İkimiz beraber çekiyoruz. Onların yani, aynısı bunun telefonunda da. Ya bunlar Allahsız. Ya bunlar firavun. Bunlar var ya sizin yaptığınız. Ya Yezid bile yapmaz Yezid. Ben seninle olan bir fotoğrafımı paylaşayım. Yalan söylüyor efendim. Yalan söylüyor. Peki onu da ispatlarız, çıkartırız. Beni de kanal tesisleri kanıtlar. Yalan söylüyor efendim. Peki yalan söylüyorsa o fotoğrafları göstermesini isteyeceğim. Bak bana doğruyu söyle Suzan. Bu fotoğraflar var mı yok mu? Hepsini kendi çektiği fotoğraflar var. Bak var diye kabul ediyor. Diyor ki hepsini kendi çektiği. Evet veya hayır de bana Suzan, bir dakika Ünal. Suzan. Suzan bak dinlerim ama sakin ol, bana net cevap ver. Bak Suzan şimdi beni dinle. 800 küsur tane fotoğraf ve videodan ve bunların müstehcenliğinden bahsediyorum. Aynen doğru. Eğer sen bunları yani normal İnkar bir şekilde ediyorsan. Verdiysen bir şey diyemem ama çıplak fotoğraf diyor, müstehcen fotoğraf diyor. Kendi çekmiş efendim, benim bir bilgim yok. Senin haberin yok muydu bu fotoğraflar çekildi? Peki, evet, peki Demir, bir mavili fotoğrafımız var abla, koyalım. Bakar mısınız, kontrol ederim, yalan söylüyor. Peki bakacağım. Ama farkında olduğun fotoğraflar, yani objektife baktığın, kameraya baktığın fotoğraflar bunların içinde var mı yok mu? Bak gerçekler ortaya çıkar Suzan. Doğruyu söyle. Yemedi mi? Yalan iftira atmaya benzemez işte. Bak yalanların sonu yok. Ünal duymuyorum bir dakika. Hayır efendim bu fotoğrafın hiçbir şahaneli de var. E peki Ünal Bey'in yanında uygunsuz halde sizin... Ünal Bey'in yanında uygunsuz halde sizin ne işiniz vardı ki fotoğraf karesinin içindesiniz? Bak şimdi burada bir sürü fotoğraf geldi. Senin baya baktığın... Bir dakika. Bak baya ekrana baktığın müstehcen. Bak dinle. Videolar var burada Suzan. Bak şimdi bu videoları tehditle falan çekmemişsin sen. Burada görülen öyle bir şey yok. Ve bitmiyor. Ve bakamıyorum. Gerçekten bakamıyorum bu fotoğraflara. Suzan sen benim ne demek istediğimi anladın. Heh. Sen de öyle tabii Ünal. Ünal Bey siz de. Gönül isteğiyle yapmışız ablacığım. Videoları da Allah'ın izniyle. Ünal Bey bir şey söyleyebilir miyim? Duramıyorum bir dakika Zahide Hanım. Ünal Bey bir bakar mısınız bana? Buyur ablacığım. Siz böyle oturuyorsunuz ya rahat rahat. Evet. Biz burada deli oluyoruz sizi ablacığım, izlerken. Neden biliyor musunuz? Peşindeyim, bir dakika. Peşindeyim. Siz çok böyle bir şey söyleyeceğim. Ünal Bey. Ya ben de dallanmışım abla. Psikolojim bozuk. Bak saçımı başımı. Bak sen saç kıran olmuşsun. O psikosomatik hastalık o. Kendim yoldum saçımı maçımı bu olaylardan dolayı. Ya bak bir insan ben... Peki bir şey sorabilir miyim? Buyur. Kuzeninin karısıyla birlikte olup güzel bir hayat yaşayacağını mı zannettin mesela? Daha önce de zaten ya da teyzesinin kızıyla evli. Teyzenin kızıyla olup hayatında güzel şeyler yaşayacağınızı mı zannettiniz? Evet. Teyzesinin kızıyla evli zaten o Ayşe Hanım. Yani nasıl bir şey bu? Siz bunları böyle normal bir şekilde... O videolar, o fotoğraflar zorla, santajla, tehditle, kumpasla çekilen bir şey değil. Devlet var, kanun var. Ünal Bey sen şimdi para harcamışsın tamam. Seni biraz paranı almışlar belli yani. Yahu ne alması efendim? Benim ocağımı batırdılar. Ama sen bir de ödülleri... Haram gitsin. Ben paranın peşinde değilim. Bak sayın avukatım. Senin bir arabayla ocağın mı battı? Abla bunlar beni 15 milyonluk etti. Ben para peşine buraya gelmemişim. Evet. İzzeti, şerefim. O kendi ailen şerefini kurtaracaksın. Benim şerefimi de kurtaracağım. Benim babamın şerefini de. Aile şerefimizi kurtaracağız. Bizi poşalara rezil etti Zemra'dan beraber. Bakın, siz kendinizi rezil etmişsiniz ya. Derdindesiniz, para kaptırdığınız için. Ben buraya para için çıkmamışım. Ben kendi alacaklarımı yasalardan da alacağım. Siz kendinizi temize çekmek için. Ben şerefim için gelmişim buraya. Bu kadar kadını, bak bu kadar kadın hakkında bir sürü şey söylüyorsunuz. Suzan telefonda o kendisini savunuyor. Tamam. Ayşe Hanım'la Nurcan kanka olmuşlar, o da enteresan. Evet. Bir de Fidan Hanım var, onunla ilgili de çok ciddi iddiaları var. Biri amcasının hanımı, biri halasının oğlu. Hadi eşiniz, teyzenizin kızı. Başka kadın mı kalmadı? Nurcan, niye? Başka niye bayan akrabalar? Yok. Yok, başka bayan yok. Başka kadına gerek yok zaten, hala evli. Ya, efendim, ya hadi evlilik, hadi doğudasınız bilmem ne, boşanmıyor. İşte evet, bilmem ne, sahiplenmişsiniz. Tamam. İmam nikahıyla, yani yasal tamam olmayan bir nikahla evet, bir kadına aşk duymak istiyorsunuz. Bir evet, psikolog olarak hadi anladım diyelim bunu. Evet. Bir aşk yaşamak istiyorsunuz. Evet. Neden akrabalarınız, neden evli olan... Onu da olan... Suzan'ın kendisine soracaksınız. Bu peki efendim, şimdi namustan onu bahsediyorsunuz ya. Evet. Bu nasıl bir namus kavramı? Evet. İşte bunu da Suzan'ın kendisine soracaksınız. Siz namuslu bir hareket mi yaptığınızı zannediyorsunuz şu ama anda? Ama akrabaları olmayınca da hani namuslu olmayacak. Ha, aşiret, akrabası ya da değil. Aşiret falan diyorsunuz ya. Aynen. Bu aşirete nasıl sığıyor? Aynen. Nasıl sığıyor? Zaten aynen. Evlilik yapıyoruz biz ablacığım. Zaten bu bizim... Kuzenlerinizle bunun, mi? Ablacığım bununla ilişkimizi bak, bunun ne bir tane ailesinden ne bizden, aile fertlerimizden bilen hiç kimse yok. İkimizin arasında çizdi kapaklı bir sürü. Şu anda herkes biliyor artık. Şu anda herkes biliyor zaten. Daha bilmeyen kalmadı. 80 milyon biliyor. Peki bir dakika, herkes bir şey soracağım Nurcan Hanım. Nurcan Hanım. Nurcan Hanım. Nurcan Hanım'dan 4 evladı var. Ayşe Hanım'dan sonra Nurcan Hanım'la beraber olmaya başlıyor. Nurcan Hanım duyuyor musunuz? Televizyonu kısın Nurcan Hanım. Televizyonu kapatın, beni duyun. Nurcan Hanım, biliyor musunuz siz bu fotoğrafları? Ben bu fotoğrafları hiç görmedim. Hiç eşinizin telefonuna bakar mısınız söylediğinize göre? Kendisi zaten söylemişti, resimlerimiz var, böyle şeylerimiz var. Ben zaten bir şey konuşmak istemiyorum. O kişiyi o ekrandan kaldırın. Zayda Hanım bak diyor ki eşimin parasını yemedim, ben kendim aldım arabayı diyor. Ve kendisi bir an önce Emrah'tan arabanın satışını almak için Emrah'ın yanına giden bir şahıs. O insana yemin ediyorum, Allah şahidim olsun ki parayı vermemi, Allah belamı versin ki Zayda Hanım. Bak ki, parayı sizin artık, sizin birlik... Sizin birlikleriniz olan Ünal Bey mi verdi parayı? Siz biliyor musunuz? Evet, evet. Arabayı kendisi alıyor, tamam mı? Nereden biliyorsunuz? Bu olaylardan sonra biliyorum. Ben kendi siz söylediniz. He, bu olaylar patlayınca zaten hakikaten... Nurcan Hanım, siz bu fotoğrafları nasıl görmediniz? 800 küsur tane ben zaten fotoğraf. Zayda Hanım, eve gelip odaya kapanmalar, odadan bizi atmalar, tamam mı? Ben anlıyordum. Ayşe diyordum bu adamın, aşk alenin diyordum içinde kişi. Peki bu Ayşe Hanım olabilirdi. Ayşe Hanım olmadığını nereden anladınız? Sonuçta efendim? Ayşe Hanım'la evli. Ayşe Hanım olmadığını nasıl anladınız? Hangi konuda? Yani odaya kapanıyordu, orada birileriyle yazışıyordu diyorsunuz ya. Zaten Ayşe Hanım'la evli. Zayda Hanım, ben kaç kez söyledim. Ben imam nikahlı eşiyim. Ben eşimle çok mutluydum. Tamam, siz Ayşe'siniz dur Nurcan. Peki o zaman Nurcan Hanım, aman Suzan, Ayşe Hanım, Suzan, kadınlar karıştı. Ben kiminle konuşuyorum, sen bana söyle önce kuzum. Nurcan. Nurcan'la mı? Evet. Nurcan. Evet, o zaman, buyurun Zayda Hanım. Bak Nurcan, peki odaya gidip kapanıp konuşuyordu diyordun ya. Bunun Ayşe olmadığını nereden biliyordun? Nikahlı eşi olmadığını nereden biliyordun? Zayda Hanım, ben Ayşe'ye kaç kez söyledim. Ayşe dedim bak, eşimizin arasında biri var. Kimse bilmiyorum dedim ama yalnız aşk alenin içinde bu bayan. Ha, siz bu bayan dedim aşk alenin içinde. Biri var, biri daha var dediniz yani siz. Evet, bak o kişi eşime bir konuda iftira ediyor. Ayşe ne dedi? Fidan konusunda yalan söylüyor, işi sıyırmaya kurtaran birisi. O insan bu işin içinden çıkmak için acil kocasına gidip de nikah kıydıran bir bayan. Yaptığı hataları, ahlaksızlıkları, rezilliklerin üstüne örtüp eşini alıp da çıkıp gitti bu memlekette. Ve bir daha da buraya dönmesin. Bak o insanın en büyük düşmanı benim. Bir gece Suzan, ansızın senin yanına geleceğim. Allah şahidim olsun ki çoluğumun çocuğumun rızkını aldın gittin. Senin aldığın tamam. Bakın bu konuşmaya devam edeceğiz. Para pul konuşulur, başka şeyler konuşulur ama yani bir adamın bir evliliği olur. Burada sadece Ayşe Hanım'la evli. Bir kadının da bir evliliği olur. Böyle arka arkaya Ayşe Hanım teyzesinin kızı, ondan sonra Nurcan var. Oradan 4 çocuk var. Sonra Suzan geliyor. Onun da 4 çocuğu varmış artı 1. Son çocuk benim olabilir dediniz. Bilmiyoruz. Sudanez, Sudanez. Peki sonra bir de Sudanez her gün benim dükkanıma gelip benden haçlık alıp para alırdı. Öyle Sudanez'in bana peki, babalar günündeki aldığı hediyeler duruyor. Bir dakika. Ayşe Hanım, Nurcan Hanım, Suzan Hanım, sizi buraya bekliyorum. Gelebiliyorsa Suzan'ın eşi de gelsin. Hatta Emrah da gelsin. Böylece herkes burada bir araya gelsin, yüzleşin. Herkes iddiasına cevap versin. Varsa elinizde ne var ne yok hepsini bana getirin. Hepsini inceleyelim. Avukatımız da burada.